form öğelerinin de görünümlerini CSS'lerle düzenleyebiliriz. Bunun için öncelikli olarak CSS uygulayacağımız alanların görünümlerini belirlemek için stiller oluşturalım. İlk oluşturacağımız stil, form alanlarının etiketlerinin görünümlerini, etiketlerinin görünümlerini belirleyecek olan stil olacak. Bunun için CSS Styles paneline geliyorum. Eğer açık değilse iletişim 3.html dosyasını açabilirsiniz. Artı butonuna basıyorum. Ve bir class türü stil oluşturuyorum. Class türü stilleri oluştururken başlara nokta koymayı unutmuyorduk. Oluşturacağımız stilin ismi form etiketi. Bu stili daha önce oluşturmuş olduğumuz ve sitemizin içinde kullandığımız bk.css dosyası içine yerleştiriyoruz. OK butonuna bastığımızda stil oluşturabileceğimiz stil tanım penceresi karşımıza çıkıyor. Burada yapmak istediğimiz form etiketlerinin belli bir karakterde belli bir karakter boyutunda renginde ve kalınlığında olması. CSS kural tanım penceresinden herhangi bir metin üzerinde birçok özelliği düzenleyip ayarlama imkanına sahibiz. Etiketlerin arka planlarının da gri renkte bir arka plana sahip olmasını istiyorum. Bu nedenle background bölümünden background color'ı gri olarak seçiyorum. Apply ve OK butonuna bastığımızda form etiket stilinin stiller içinde oluşturmuş olduğunu göreceksiniz. Oluşturmuş olduğumuz bu stili, class türü stili form etiketine direkt olarak uygulayabiliriz. Bunu yapmak için form etiketini seçtikten sonra özellikler denetçisinde class bölümünden az önce oluşturmuş olduğumuz stili seçmeniz yeterli olacaktır sayfanızın içine sprey öğeleri eklediğiniz zaman sprey ek bazı stiller de sayfaya ekleyecektir. O yüzden bu class penceresini açtığınızda eğer sprey öğesi kullandıysanız burada sprey stilleri karşınıza çıkabilir. Ben az önce seçmiş olduğum, oluşturmuş olduğum stili seçiyorum. Ve stil seçmiş olduğum metin alanına uygulanıyor. Bu bir paragraf olduğu için paragrafın tamamına uygulandı. Benzer şekilde uygulamak istediğiniz alan bir paragraf olmayabilir belki. Ya da bu alanı bir div etiketi içine koyarak daha iyi çerçevelemek ve daha fazla kontrole sahip olmak isteyebilirsiniz. Bu durumda div uygulamak istediğimiz bu alanı işaretleyip insert bölümünden kamını seçip buradan Insert Div Tag butonuna basabiliriz. Insert Div Tag butonuna bastığınızda Div ekleme penceresi karşınıza çıkacak ve Insert bölümünde Wrap Around Selection seçeneği seçili gelecektir. Bu seçtiğiniz öğenin etrafına Div Tag uygulamak için seçili olması gereken seçenektir. Insert bölümünde başka etiketten önce etiketin başlangıcından sonra etiketin bitiminden önce ve etiketten sonra seçenekleri de bulunmaktadır. Buradan klas olarak daha önce oluşturmuş olduğumuz form etiketi klasını seçip OK butonuna basıyorum. Bu işlemi yaptığınızda seçmiş olduğunuz öğenin etrafına bir div etiketi eklenecek ve bu div etiketi seçmiş olduğunuz stille birlikte görsel olarak karşınıza çıkacaktır. Şimdi yukarıya az önce uygulamış olduğumuz stili kaldıralım ve onun da etrafına bir div etiketi ekleyelim. Bunu yapmak için stil uyguladığımız alanın içine tıklayıp aşağıdaki özellikler denetçisinden, class bölümünden none'ı seçebilirsiniz. Ya da etiket seçici içinden etiketin üzerine sağ tıklayarak set class none seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Her iki işlemde seçtiğiniz alandaki stili kaldıracak ve bu alanı ilk haline geri döndürecektir. Evet. Şimdi bu seçili alana tekrar div etiketi uygulayalım. Alan seçiliyken insert menüsünden insert div tag seçeneğini seçiyorum. Insert bölümünden wrap around selection'ın seçili olduğundan emin oluyorum. Class bölümünden stream'i seçiyorum ve OK butonuna basıyorum. Evet bu stilleri sıra sıra diğer tüm öğelere de uygulayabilirsiniz. Tüm alanların etrafında div ekleyip stil uyguladıktan sonra stil üzerinde yapacağınız herhangi bir değişiklik tüm olanlarda aynı anda gözükecektir. Örneğin yapmış olduğumuz bu tasarımın görünümünden hoşlanmadıysak eğer stili işaretleyip edit rule butonuna basarak bu stil üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Örneğin arka plan rengini kaldırabilir, metin karakter tipini değiştirebilir. Boyutunu yeniden ayarlayabiliriz. Bu işlemler sonrasında Apply butonuna bastığınızda sonuçlar anında HTML sayfanızın içinde gözükecektir. OK butonuna basarak yapmış olduğunuz değişiklikleri uygulayabilirsiniz. Formumuzun da genel görünümünü üzerinde bir değişiklik yapmak istersek bunun için birkaç yöntemimiz olabilir. Bunlardan bir tanesi form etiketi için bir stil yaratmak, form 1 ismindeki bir sayfa öğesi için yani idc form 1 olan bir nesne için e, stil oluşturmak ya da bu form öğesinin etrafına bir div etiketi ekleyerek bu div etiketine bir klas eklemek olabilir.